Şimdi YSK'da da sürekli bir YSK'dan haber geliyor. Hatta bizim de yaptığımız haberler içerisinde yani ittifaktan ben bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Bu benim kendi kanaatim. Erdoğan'ın zaman kazanmaya ve oyunu kurmaya çalıştığını düşünüyorum. Bir yandan da YSK'dan sürekli haberler geliyor. Biz de bu haberleri yapıyoruz ve epey izleniyor. Son olarak İstanbul'da AKP'nin itirazları vardı. İşte kısıtlı seçmen 5.315 kişiyi daha araştıralım diye karar vermiş. Ya bu seçim bir yere bağlanacak mı yoksa biz başkanlar göreve devam ederken hani bir sonraki seçime kadar böyle YSK kararı mı bekleyeceğiz? Ya şöyle düşünüyorum ben, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da Tayyip Erdoğan kendi partisinden olan seçilmiş belediye başkanlarını parti içi baskı kurarak istifa ettirdi ve kendisine daha güdümlü hareket edebilecek insanlarla bu illeri yönetmeye başladı. Yani seçilmiş belediye başkanlarını devirdi. Kürt belediye başkanlarını devirmek ise Türk devlet politikası itibariyle zaten kolay olan bir şey. İşte hemen terör örgütüne bağlıyorsunuz ve ondan sonra bir kayyum atıyorsunuz. Çok kamuoyu da oluşmuyor. Zaten Kürt medyası yok edilmiş vesaire. Muhalif medya yok. Bunu da cepte görüyor Tayyip Erdoğan aslına bakarsanız. Fakat Tayyip Erdoğan için şu an zor olan şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi esas olarak. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde artık istediği zaman başkanı istifa ettirebilecek bir pozisyonda değil. Başkan kendi partisinden değil. Terör örgütüyle ilişkili gösterip kayyum yerine atayacak birisi değil. Çünkü HDP'li birisi değil. CHP'li birisi. Şimdi Tayyip Erdoğan için bıçağın kemiğe dayandığı noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte kaynaklar var, güç var, siyasi popülerite var vesaire. Burada Tayyip Erdoğan bir hamle yapmak istiyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kendi partisine geçirmek ya da işte belediye meclisindeki çoğunluğu kullanarak yerine birisini seçmek istiyor. Böyle bir konjonktür gelebilir. Şu an Tayyip Erdoğan için böyle bir konjonktür yok. Gerek içeride gerek dışarıda gerekse de o derece çok şiddetli ihtiyacı yok. Fakat bunun ihtiyacı olabileceği bir durum gelebilir Tayyip Erdoğan açısından. Ve bunun içinde bir açık kapı olması gerekiyor da. Bu ne olacak? İşte HDP değil, kendi partisinden değil dediğim gibi YSK. YSK'da böyle bitmez tükenmez bir açık dosyalar döneminin devam etmesini istiyor. O itiraz bitiyor, bu itiraz geliyor. O itiraz bitiyor, bu itiraz geliyor. Kesin kararın bir türlü çıkmasını istemiyor Tayyip Erdoğan. Orada bir açık kapı kalsın istiyor. Ve nihayetinde dediğim gibi Tayyip Erdoğan için İstanbul'da bıçak kemiğe dayandığı an Tayyip Erdoğan İstanbul'u bir şekilde YSK üzerinden ya da başka bir yargı süreci üzerinden geri alacaktır yani. Bunları yaptılar yani. Mesela Meral Akşener'in MHP'de aday olamaması sürecinde mesela gördük. Yargı üzerinden resmen Devlet Bahçeli'nin Gemerek önünü açtı. hakimiydi. Evet. Öyle Gemelek hatırlıyorum. hakimi. Yani Gemerek bir hakimi. hakimin Evet. saçma sapan bir kararından bunu yaptılar. Seçilmiş başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu %49'la seçilmiş başbakanı siyasi baskıyla resmen bir darbe yaparak devirdi Tayyip Erdoğan. Zaten belediye başkanlarını kayyumlar, zorla istifa ettirmeler vesaire. Ya seçilmiş birini devirmek Tayyip Erdoğan için bir ilk olmayacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı devirdiğinde. Tayyip Erdoğan bunu yapabilir ama iç ve dış konjonktürün buna uygun olması lazım. Ve bunu yaptığında da kılıfına uydurabilecek bir açık kapı olması lazım. Şu an YSK'da bu açık kapıyı tutuyor ve buna kamuoyunun alışmasını ya da bu konjonktürün gelmesini bekliyor bence.